Merhaba arkadaşlar. Bugün size FF397 kaslarını tanıtacağım. LS2'nin bir ürünü. Biliyorsunuz FF396'dan bir sonraki bir üstün kask modeli diyebilirim. Yani gerçekten olağanüstü bir kask. Bu kask FF396. Bu kaskın özelliklerini yaklaşık biliyorsunuz. Daha önceki videolarımızda da anlattık. Yani daha önceden görmeyenler aşağıdaki linke tıklayarak, açıklamadaki linke tıklayarak oradan bu kaskın videosunu seyredebilirler. Çünkü bu kaskı açıklamayacağım size. Bunun bir üstün modeli olarak gördüğüm ve yeni gelen FF397'yi açıklayacağım size. Bu nasıl bir model? Bunu biraz geriye çekelim. Ve bunu anlatmaya başlayalım. Gerçekten bunun 396'nın tüm teknik özelliklerine sahip. Hatta artı 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 fazlası var. Nasıl bu kadar artıya sahip? Gerçekten ben de bilmiyorum ama gerçekten çok güzel artılara sahip. Çünkü önünde ilk önce açılmasını engelleyecek, yüksek hızlarda açılmasını engelleyecek, hatta bu sarsılmasını da engelleyecektir. Bir kilit mekanizmasına sahip. İşçiliğini yakından göstereceğim size. Detay çekimlerini zaten göreceksiniz. Çok iyi bir pinlock bağlantısına sahip. Bu pinlock bağlantısından bile gerçekten nasıl bir kask olduğu anlaşılıyor. Açtığımız zaman çok geniş bir bakış açısına sahip, çok iyi açıp kapatma mekanizmalarına sahip, içinde bir güneş vizörü var. Bu güneş vizörünü şu tarafından açıp kapatabiliyorsunuz. Rahatlıkla açıp kapanıyor. FF396'da da vardı biliyorsunuz bu güneş vizörü. Baktığınız zaman içinde çok iyi yapılmış iç pedlere sahip. İsterseniz çıkartıp yıkayabilirsiniz bu pedleri. Üstünde de LS2'nin yeni tip bir deseni olan bir kaskı bu. Bildiğiniz gibi FF396 fiberdi. Fakat bu kompozit fiber bir yapıya sahip. İç tarafına şöyle baktığımızda zaten kaskın farklılığını hem dizayn hem tasarım olarak farklılıklarını görebileceksiniz. Aynı zamanda demirden yapılmış mikrometrik bir bağlantıya sahip. Shoei GT-Air'lerde de vardı bu. İç tarafını tamamen çıkartıp yıkayabilirsiniz. Bir çene pedine sahip ve şöyle bir özelliği var. Bu kompozit fiber bir kask olmasından dolayı FF396'dan 100 gram daha hafif bir kask. Bunun da özelliklerine gelince ECE 22.05 sertifikasına sahip 1300 gram 50 artı eksi oynuyor. Tabii buna göre çok fazla özelliği olan bir kask. Ve size bir tane özelliğini göstereceğim. Gerçekten sizi çok şaşırtacak. Şimdi ışıkları bir kapatabilir miyiz? Şu anda nasıl görüyorsunuz arkadaşlar? İnşallah benim gibi görüyorsunuzdur. Şu anda nasıl göründüğünü, yani ben yakından görüyorum. Umarım siz de görüyorsunuzdur. Reflektifin buna son seviyesi diyorum artık. FF397 gerçekten alınabilecek bir kask. Gerçekten çok iyi bir kask. Yani bu özellik şu anda hiçbir kaskta yok. Bunun adına bu özel boyama sistemi Lumitec boyama deniyor buna. Ve görünürlüğü %37 daha arttırıyor. Yani trafikte daha fazla görünür olmak için gerçekten çok iyi bir kask. Ve şu anda inanılmaz bir fiyata, 775 TL'ye bu kask satışta. Şimdi bu bahsettiğim özelliklerden sonra bu kask gerçekten yani alınabilecek bir kask. Diğer bir iki tane özelliğinden daha bahsedeyim. Ön tarafındaki kilit sisteminden bahsetmiştim zaten. Üst tarafında açılıp kapanabilen, elle idare etmeniz için büyük bir tane mekanizması var. Arka tarafında da spoilerla birleşik ve onun altında biten bir hava kanalı var. O da yukarıya doğru kaldırıldığı zaman hava verebilmesini sağlıyor. Yani dört dörtlük bir kaskla karşı karşıyayız. Yani bunu birebir görmek isterseniz mağazamıza uğrayın. İnternet sitesinden satın aldığınızda, elinize ulaştığında nasıl bir kask aldığınızı zaten göreceksiniz. Dediğim gibi lumetik bir özelliğe sahip, %37 daha fazla görünmenizi sağlıyor. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi sürüşler.